Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Gündem Özel'le karşınızdayız. Sevgili Aspor izleyicileri, çok özel bir konuğumuz var bu akşam bizimle birlikte. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Hoş geldiniz Ertuğrul. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, şimdiden. Ve Ulaş Özdemir bizimle birlikte. Ulaş Özdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ceyda. Başkanım, siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii ki Trabzonspor taraftarı, tüm futbol severler ekran başında şu an herkesin aklındaki, evet, soruyu belki sormamızı bekliyorlar. Bu soruyla başlamasak da Trabzonspor taraftarları bize kızar diye düşünüyorum. Ben bugün evden çıkar çıkmaz hemen evimizin karşısında bir marketimiz var. Çok iyi Trabzonspor taraftarları. Çıkar çıkmaz daha sabah adımımı attım arabaya binmeden önce Ceyda Hanım ne olacak? Bizim teknik direktörümüz kim olacak sorusunu sordular. Ekip arkadaşlarımız günlerdir takibini sürdürüyor. Trabzonspor'da bugün Şenol Hoca ile Şenol Güneş'le bir görüşme yaptığınız istihbaratını elde etmiştik. Evet. Trabzon'dan Şenol Hoca'yı uçağa bindirdik. İstanbul'a gittiğini söyledi. İstikamet ofisiniz miydi? Bu görüşme gerçekleşti mi? Bu soruyla başlamak istiyoruz tabii. Şimdi teşekkür ederim. Öncelikle Aspor izleyicilerine, değerli Trabzonspor taraftarlarına iyi akşamlar dilerim. Şenol Güneş zaten İstanbul'a gelecekti. Yani normal seyahat programı içinde İstanbul'a geldi. Biz dün itibariyle resmi sitemizden bir açıklama yaptık. Dedik ki Trabzonspor Yönetim Kurulu teknik direktör adaylarıyla görüşmelerine devam ediyor. Şu an itibariyle anlaşılan herhangi bir teknik direktör yok. Bu şu an itibariyle de geçerli. Tabii çok gündemde bu iş. Taraftarlarımız beklenti içerisinde. Biz de bir an önce bunu netleştirip yolumuzu devam etmek istiyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Olaylar bazen istemeden de olsa bizim Trabzonluların heyecanı, içindeki Trabzon sevgisi, takımının bir an önce başarıya ulaşması için tabii çok hızlı ve farklı şekilde hareket edebiliyor değerli kardeşlerimiz. Şimdi Şenol Hoca da bizim, Fatih Hoca da bizim, Hüseyin Çimşir de bizim. Hepsi bizim kardeşimiz, hepsi bizim Trabzonlu, Trabzonsporlu. Şenol Hoca abimiz, kardeşimiz demeyelim, diğerleri kardeşimiz. Biz bunlarla büyüdük. Zaten işte Hüseyin Hoca, Fatih Hoca hemen hemen benim yaştaşlarım. İşte Şenol Hoca benim dayılarımın takım arkadaşı. Hepsi bizim için çok önemli. Hepsi Trabzonspor için çok önemli ve artı değerler. Bu değerlerin hepsinin isimleri konuşulurken çok dikkatli olunması lazım. Çok dikkatli konuşulması lazım. Herkes Trabzonspor için hayatı boyunca çok önemli emekler verdi. Herkes bir şeyler katmaya çalıştı. Hepsini saygıyla karşılamak lazım. Bugün kim olur? Yarın Hüseyin Hoca da çalıştıracaktır. Yarın Fatih Hoca da çalıştıracaktır. Yarın Şenol Güneş de çalıştıracaktır. Bunların hepsi olacak. Yani biz Trabzonsporlar ama bir arada olmamız lazım. Yani burada asıl konu ve problem bu. Biz Trabzonsporlular bir arada olmamız lazım. Bizim hep söylüyorum, bazen yanlış anlaşılıyor ama gerçekten Trabzonluların gerçek anlamda Trabzonsporların kendi içindeki dostlarından daha büyük dostları yok. Biz bir arada olduğumuz zaman daha güçlüyüz. Bunu klişe olarak söylemiyorum. Yani bu gerçekten bu böyle. Bunu böyle yaşamak lazım. Kimseyi ayrıştırmamak lazım. Değersizleştirmemek lazım. Kim olur bilmiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor. Başka hocalar da görüşmelerimiz devam ediyor. Başka bilgi akışları alıyoruz. Niçin Trabzonspor için daha iyisi kim olur? Bunların hepsini planlamasını yapmaya ve doğru kararı vermeye çalışıyoruz. Ama doğru karar ne olursa olsun bu bir Fatih Tekke gerçeğini değiştirmez. Bu Şenol Güneş gerçeğini değiştirmez. Bu Hüseyin Çimşir gerçeğini değiştirmez. Bunlar hepsi Trabzonspor'un çok önemli değerleri. Lütfen değerli taraftarlarımızdan ricam var. Yani bu konuyu farklı bir noktaya, farklı bir boyuta getirmeyelim. Farklı nokta derken özellikle son 2-3 gündür yani bir siyasi müdahale olduğu yönünde çok ciddi iddialarda var. Trabzonspor'un içerisine bugüne kadar bir siyasi müdahale olmadı. Olması da yani kimsenin böyle bir talebi de yok. Tabii ki biz değerli abilerimizden, kardeşlerimizden biz bir şehir takımıyız. Görüş alabiliriz. Görüş alışveriş olabilir. Bunların hepsi gayet normal şeyler. Ama herhangi bir kimsenin Trabzonspor başkanlık makamının önüne geçip bu böyle olsun, bu böyle konuşulsun diye ben yöneticilik hayatımda da görmedim. Yani 8 yıl. Benim zamanımda da olma ihtimali yok. Böyle bir şey yok. Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun kendi içerisinde bazı değerlendirmeleri vardır. Bu değerlendirme yönetim kurulu arkadaşlarımız tarafından daha önce de yapıldı, bugün de yapıldı. Biz aldığımız karar şeyinde, kendi içerisindeki görüş dahilinde hareket ediyoruz. Bir an önce Trabzonspor'u bu stresli ortamdan çıkartacak bir teknik kadroya anlaşmak istiyoruz. Konu bundan ibaret ama şu an itibariyle anlaşılmış herhangi bir teknik direktör yoktur.
Bunu aslında dün de açıkladık resmi siteden. Ama açıklamamıza rağmen tabii farklı anlaşılıyor bu durum herhalde. Şu anda öyle bir durum yok. Görüşmeler devam ediyor ama. Peki çok özür dilerim Ceyda. Yani Trabzonspor'un yeni teknik direktörü atıyorum yarın çarşamba şimdi takımın toplanma zamanı. Perşembe günü toplanacak takım. Perşembe gününe kadar belli olur mu? Öyle olacağını temenni ediyoruz, düşünüyoruz. Öyle olacaktır diye düşünüyoruz. Peki bu teknik direktör yerli mi olacak, yabancı mı? Şimdi İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Olabilir. Yol musun? Yani böyle Şimdi tabii izleyenler şöyle bir şaşırabilirler de, herkes neredeyse Şenol Güneş'in bugün açıklanacağından emin gibiydi. Ben dün bununla alakalı Şenol hocamız çok değerli bir hocamız. Trabzonspor'a şampiyon hocamız bir defa bizim. Çok önemli şeyler kattı. Hem futbolculuğu döneminde kattı, hem antrenörlük hayatı belli. Yani benim onun hakkında bir şey demeye şeyimiz yok. Tecrübesiyle, bilgisiyle her zaman Trabzonspor'a artı değerler katacak. Her zaman Trabzonspor'u ileriye taşıyacak bir bilgi birikimi ve deneyime sahip. Şenol Hoca Trabzonspor'un gündemindedir. Onunla da görüşmelerimiz devam ediyor. Yani. Aslında bu çok güzel bir şey değil mi başkanım? Yani Şenol Güneş, çünkü Trabzonspor'un hep bir teknik adam üretememe gibi bir problemi vardı. Ya bu... Yani Şenol Güneş'te saydığınız isimde Fatih Tekke, Hüseyin Çimşir. Yani artık sizden olan, bizden olan, biz gibi düşünen, biz gibi bakanların aslında... Çok... Trabzonspor'u idare etmesi önemli, daha doğru değil mi? Çok önemli bir yere değindin. Ya Hüseyin Hoca da bizim kardeşimiz. Beraber çalıştığımız, çok sevdiğimiz bir insan. Ben bir Fatih Tekke hayranıyım. Bunu daha önce yanılmıyorsam yine A Haber'de yanılmıyorsam bir yerde anlatmıştım. Yani ben evet. Fatih Tekke hayranıyım. Futbolcuların da hayranıyım. Şenol Hoca'mız zaten belli. Bunu benim demeye herhalde bir şeyim gereksinimi falan yok. Yani Trabzonspor'u şampiyon yapmış. Başka şampiyonluklar da yaşamış. Çok önemli bir hoca. Türkiye gündemine oturmuş, yurt dışında takım çalıştırmış, Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş, milli takımı çalıştırmış. Yani bunların hepsi Trabzon'un ayrı ayrı değerleri. Bizim ayrı ayrı değerlerimizin tamamına, bu makamların tamamına tüm Trabzonluların sahip çıkması ve saygı duyması lazım. Eleştiri hepsi için olabilir. Ama dediğim gibi bu makamlara, Trabzonspor'a bu kadar hayatlarını vermiş, kariyerleri vermiş insanların hepsine saygı duyulması lazım ve sahip çıkılması lazım. Ben bunu söylüyorum. Şimdi çok önemli bir sezon başlangıcı yaptı aslında Trabzonspor. büyük beklentilerle başladınız. Aynı zamanda evet. Ciddi de bir yatırım yaptınız. Doğru. Sayın Başkan. Biz hep yaz transfer döneminde şunu konuştuk aslında. Trabzonspor'da transfer yazın başlamadı. Daha sezon bitmeden belli bir plan program dahilinde bir başlangıç yaptığınızı hep evet. Hissettirdiniz. Ama bu... Sizden beklenilen başlangıcı Doğrudur. Trabzonspor sizce neden yapamadı? Çünkü çok büyük yatırımlarınız var. Çok önemli transferler gerçekleştirdiniz. Ama bunun sahaya yansıması evet. Bir türlü olmadı diyor Trabzonspor taraftan. Trabzonsporlar doğru söylüyor. Bundan Trabzonspor kulübü olarak başkanı ben de memnun değilim. Ayrıca yine teknik Sayın Abdullah Avcı da memnun olmadığını defalarca dile getirdi. Dediğim gibi başarıya giden bazı unsurlar var. Bu unsurların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Böyle tek başına hani ben bu tarafını yaptım, sen bu tarafını yaptın, başarı gelecek diye bir şey yok. Bazen hepsini yaptığın zaman da başarı gelecek diye bir şey yok. Bu böyle bir başlangıç oldu. Biz ekonomik anlamda belli hamleler yaparak gelmiştik. Nisan ayının sonu bile değil herhalde. Büyük ihtimal işte transferlerin %80'e yakın rakam bitmişti. Bir santrafor konumuz vardı. Ama tüm bunlara rağmen evet bizim de istemediğimiz, teknik kadronun da istemediği kötü bir başlangıç oldu. Önce UEFA Kupası'ndan, sonra Konfederasyon Kupası'ndan elendik. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Ama biz neleri doğru yaptığımızı, nerede eksik yaptığımızı da görüyoruz. Bazen tüm doğruları yerine getirsem bile belli başlı şeyler sahada gitmiyor. Olmadı yani. Hani bunun niye olmadığı, herkes olmasını isterdi. Hoca da isterdi. Biz de isterdik ama olmadı. Orada başarısız olduk. Bunu kabul etmek lazım. Hocamızla yaptığımız görüşmede zaten hocamız da bunu kabul etti. Karşılıklı yine güzel el sıkışarak bir ayrılık gerçekleşti. Şık bir ayrılık gerçekleşti. Kulüp açısından konuşuyorum. Önemli şeylerdir bunlar. Kulüp kültürü, geleneği açısından önemli. Biz bakıyoruz bu olayların hepsine. Dolayısıyla şu an yeni bir hoca arayışımız var. Gönlü böyle olmasını istemezdi. Ama oldu. Bu saatten sonra bu durumdan bizi en hızlı şekilde çıkartacak alternatifi üretip bir an önce bu zirve yarışının içerisindeki yerimizi almak istiyoruz. Hedefimiz bu. Vazgeçmek yok yani.
Trabzonspor'un genlerinde evet, vazgeçmek yok zaten. Şimdi bu tabii sosyal medyada da özellikle çok hareketli tartışmalar oluyor. Evet. Bana da yazanlar var, okuduğum tweetler de var. Bu tartışmaların içerisinde bazen eski yöneticilerin işte atmış olduğu tweetler de önümüze düşüyor. Kimileri sabahlara kadar uyuyamadığını işte mesela Nevzat Aydın eski başkan yardımcısı. Anlayamadım tam. Nevzat Aydın mesela eski başkan yardımcısı. Sabahlara kadar uyuyamadığından falan bahsediliyor. Bu sürecin nasıl geçeceğinden bahsediliyor. Evet, başka bir yönetici işte sabredilir mi edilmez mi onu ben çok iyi bilmiyorum. İşte bunu bekleyip görmek lazım gibi şeyler hatırlıyor. Takip ediyor musunuz sosyal medyayı? İşin doğrusu sosyal medya hesaplarımı kapattım. Yani bir Instagram falan var ama onu da şey yapmıyorum. Yani çok takip etmiyorum. Ama tabii arkadaşlarımızdan yani dostlarımızdan şimdi sen hatırladın o attığın söylediğin konuyu. Herhalde bizlerin uyuyup uyuyamadığını öyle alakalı bir şey de yanılmıyorsam yani. Yani kendi uyuyamadığını ama bizim uyuyup uyuyamadığımızı yanılmıyorsam. Yanlış bir şey söylemeyeyim yani öyle bir durumdu. Şimdi şöyle tabii. Herkesin görüşüne saygı duymak lazım. Bu makamlar eleştiri makamıdır. Ben Trabzonspor Başkanlık makamına otururken bunların hepsinin 3 aşağı 3 yukarı başımıza geleceğini biliyorduk. Bu sadece benim için geçerli değil. Diğer büyük tüm kulüp başkanlarının da yani taraftarları taraftar sayısı fazla olan tüm kulüplerimizin de hepsinin başkanları tarafından yaşanan şeyler. Burada eleştiriler eleştiri anlamında olduğu zaman bir problem yok. Ama ben şunu her zaman her yerde söylüyorum. Bugün bu koltukta ben oturuyorum. Yarın başka bir yere oturacak. Bugün teknik direktörlük makamında Abdullah Bey vardı, Hasan Abdullah Avcı vardı. Yarın işte Fatih Hoca oturabilir, Şenol Hoca oturabilir. Ondan sonra belki Hüseyin Hoca gelecek. Başka bir Trabzonspor'un değeri gelecek veya başka bir profesyonel gelecek. Tüm Trabzonluların bu makamları koruması gerektiğini düşünüyorum. Trabzonspor Başkanlık makamı kutsal bir makamdır bizim için. Trabzonspor bu şehrin en önemli değeridir. Ve bu makamın başında kim varsa, dediğim gibi kendim için bunu konuşmuyorum. Bu makamın başında kim varsa, bu makamla alakalı yapılan eleştirilerin hepsine okeydir. Bu yapılır ve doğrudur. Eleştiri nasıl yapıldığı çok değişmez. Yani artıya götüren eleştiri, eksiye götüren eleştiri anlamında söylemiyorum. Ama bu makama hakaret varsa, bu makama affedersiniz kaba bir tabirle küfür varsa bunlara tüm Trabzonsporluların engel olması lazım. Tüm Trabzonsporluların karşı durması lazım. Tüm Trabzonsporluların bu yapılanlara bir cevap vermesi lazım. Benim için söylemiyorum bunu. Bu makamdan önce kim varsa, bu makamdan sonra kim varsa, kimler gelecekse teknik direktörlük makamı için de bu geçerli. Gelen insanlar var. Burada herkes ekmeğinin peşinde. Öncesinde de sonrasında da tabii ki eleştiriler olacaktır. Oynanan futbol beğenilmeyebilir. Haklılar da bu arada. Ben de beğenmiyorum. Çok net söylüyorum. Dolayısıyla zaten bununla alakalı ayrılığımızı da hoca da kabul etti ve gerçekleşti. Ama hakaret, tehdit, küfür bunların hepsi nerede yapılırsa yapılsın, hangi ortamda yapılırsa yapılsın, hangi işle alakalı yapılırsa yapılsın yanlıştır. Bunun doğrusunu herhalde kimse savunamaz. Dolayısıyla değerli Trabzonspor taraftarlarından, değerli Trabzonsporlardan bu konuda bir ricam var. Hani bunların daha dikkatli olunması camianın gelenekleri açısından, camianın gündemi açısından, camianın enerjisi açısından daha farklı olacaktır. Senin dediğin soruya gelince, Ulaş'cığım, tabii Nevzat Bey bizim arkadaşımız, hani burada şahıs severim de kendisini. Zamanında bizim değerli başkanımız var, Sayın Sadı Şener, şampiyon başkanımız o da. Yanılmıyorsam bu şikeyle alakalı bir konular gündemdeyken hani sahaya yansıdı yansımadı. Sormuştu bununla alakalı bir cihaz mı bulundu? Nasıl ölçüyorsunuz? Hangi aletle ölçtünüz? Hangi aletle ölçtünüz diye sormuştu. Nevzat Bey girişimcidir. Belki bununla alakalı bir alet buldu. Oradan kimin uyuyup uyumadığını tespit ediyor. Olabilir yani insanlık halidir. Ona bu şekilde cevap vereyim. Onun dışında ben tüm Trabzonluların, tüm Trabzonsporluların bu makamla hem başkanlık makamıyla hem teknik direktörlük makamıyla alakalı söylemlerinde daha düzgün, daha
değerleri yerden yere vurmayan şekilde hareket ederlerse camiamız açısından, camiamızın gelenekler açısından çok daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu konuda kendilerinden rica ediyorum yani. Şimdi bana çok fazla... Vallahi başkanım telefona bildirim yağıyor şu anda. Sosyal medyadan da şimdi Tek bir soru var başkanım. Şimdi Trabzonspor taraftarı X üzerinden yazıyor başkanım. Evet. Bana da çok yazan olmuş. Evet. Şenol Güneş'le ya da herhangi bir hocayla şu an bir anlaşmanız yok. Ama Şenol hocayla toplantıda neler konuşuldu? Tabii ki bunları açıklamak belki olmaz ama yani en azından kadro ile ilgili hoca neler düşünüyor? Bu konulara girme şeyimiz daha henüz olmadı. Açık konuşayım. Bir an kendisiyle Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak bizim bir görüşümüz var. Yönetim Kurulu'nun tamamı. Bu süreçte şu anda tabii biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte takıma abilik yapacak. Daha önce tecrübesiyle bunları aşmış, yapmış. Daha önce bunlar birçok defa başına gelmiş. Trabzon'da da birçok defa başına gelmiş. Neler yapılacağını bilen, şehrin dengelerini bilen bir hocamız hakkında yönetim kurulunun olumlu bir görüşü var. Yönetim kurulunun bana verdiği yetkiyle de benim kendisiyle bir telefonla bir görüşmem oldu. Sonra bugün bir kısa bir görüşmemiz oldu. Asıl görüşmemiz yarın ve öbür gün gerçekleşecek. Dediğim gibi bizde gizli saklı iş olmaz. Dün söylediğim gibi henüz böyle bir anlaşma yok dedim ama kimse inanmadı. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Görüşmeler devam ediyor. Durum budur. Neti. Peki. Ya bu konulara girmedik yani. Girsek zaten burada çok gönül rahatlığıyla hepsini konuşurum. Bir de futbolcuları ve takımı soran izleyenlerimiz var tabii. Bir hoca ayrılığı gerçekleşti. Evet. Bu nasıl yansıdı futbolculara? Siz gittiniz mi, ziyaret ettiniz mi? Evet. Diye sorular da var başka. Şimdi... Futbolcular biz profesyonel futbolcular. Tabii. Daha önce hayatlarında bunlar muhakkak ki başlarına gelmiştir. Kendileri tabii şaşıranlar da oldu. Çok kısa sürede bir ayrılık gerçekleştirildiği için sonuçta birinci haftayı biz oynamıştık. Ama tabii eskiden gelen bazı konular vardı. Taraftarımızla haklı olduğu taraflar vardı burada. Bizim de memnuniyetsizliklerimiz vardı. Şaşkınlıkla karşılayanlar da oldu bunu. Olgunluk içerisinde karşılayıp mücadelenin devam edeceğini söyledik. Ben kendileriyle Eyüpspor maçı öncesinde bir görüşmem oldu otelde, burada toplantı yaptık. Anlattım, süreçten bahsettim kendilerine. Yabancı oyuncularla özel olarak konuştuk, görüştük, onlara anlattık. Yakın bir zamanda yeni bir hocamız belirleyeceğimizi ve yolumuza devam edeceğimizi, hedefimizin zirve olduğu, bu zirveye gitmek için de gerekli olan transferlerin de devam edeceğini, işte bugün bir transferimizi daha getirdik, santroforumuzu. Bunlarla alakalı görüşmeler oluyor, sürekli oluyor yani, bu hani sadece bu döneme özgü olarak değerlendirmemek lazım bunu. Oradaki idare menajerimizle beraber, hocamızla beraber bu görüşmeleri sürekli yapıyoruz. Ulaş Özdemir devam eder. Ben ekonomiye gireceğim biraz Sayın Başkanım. Evet. Yani asıl tabii ki Trabzonspor'un sıkıntılı bir dönemi var, doğru. Ancak şöyle de bir gerçeklik var. Yani kulüp ekonomisi sürdürülebilir bir hale gelmeden yani sahadaki başarı mutlaka olacaktır. Ama sürdürülebilir bir ekonomisi Trabzonspor'un da uzun yıllardır özlediği bir şey. Ve buna da siz çok iddialı bir ifade kullanarak karşılık verdiniz. Bir yıl içerisinde Trabzonspor'un borcunu kapatmaya talibim dediniz. Doğru. İlk adımı attınız. Doğru. Bu ilk adım işte bedelli sermaye artırımından gelecek parayı Bankalar Birliği'ndeki borca yatırıp 2,5 milyar civarında senelik bir 500-600 milyon faizden, faiz yükünden kulübü kurtaracaksınız. Ve tabii ki devam edecek özellikle Kartal ve işte diğer projelerle de borcu sıfırlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Şimdi bu iddialı bir söylem ama şöyle de bir durum var. Aralık'ta da bir kongre var. Evet. Şimdi yani şimdi rahat olunca iş birçok aday çıkar ama sıkıntılı olunca çok girmek istemezler. Şimdi siz rahatlatıp kendinize de bir ölçüde hani farazi konuşuyorum. Rakip yaratmış olmuyor musunuz mesela? Trabzonspor için doğru neyse onu yapmaya çalışıyorum. Bu evet, haklısın. Bu mantıklı, doğru. Başka hiçbir şeye bakmıyorum. Başka bir şeye bakarsam başka şeylere takılırım. Trabzonspor'un yıllık 650 milyon civarında bu 656 milyon lira civarında bir faiz yükü var. Ben kulübümü, camiamı bu borç yükünden kurtarmak için planlama yapıyorum. Ve benim bir dakika durmaya zamanım yok. Herkes bir şeyler anlatıyor. Hepsini saygıyla dinliyorum. Farkındaşlığında hiç cevap vermiyorum. Sen Trabzonlu, siz için demiyorum ama Ulaş Trabzon'da yaşadığı için ne demek istediğimi gayet iyi anlıyordur. Cevap vermiyorum. Benim işim bunlara cevap vermek değil.
Benim işim Trabzon'un gerçeklerini bildiğimi söylüyorum ki 8. yıl buradayım. Trabzonspor'un gerçekten devam ettirebilmesi için faaliyetlerini, gerçekten bu büyük markanın yeni şampiyonluklar kazanması için, yeni kupalar kazanması için bu borç yükünden kurtulması lazım. Hiçbir alternatifi yok. Hiçbir alternatifi yok bunun, altını çiziyorum. Tüm Trabzonspor camiasının bunu çok iyi anlaması lazım. Biz başka şeylerde takılıp kalıyoruz. Bu işi düzeltmediğimiz müddetçe, ben de içinde olduğum dönemde şampiyon olduk. Nasıl olduk? Cebimizden koyduğumuz parayla olduk. Açık konuşuyorum. Ama bunu düzeltemediğimiz için bir sonraki sene yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı yürütemedik bu işi. Fark etmez. Bugün yine aynısını yaparsın, şampiyon olursun. Ama sistemini kurmamışsan, organizasyonun yoksa, bu ekonomik değişimi sağlayamamışsan, akademideki değişimi sağlayamamışsan yoluna devam etme şansın yok. Bunu tüm Trabzonlular kafasına çok net bir şekilde sokması lazım. Başta biz soktuk. Herkesin de bunu yapması lazım. Bakın, bunun bir alternatifi yok. Tekrarlıyorum. Herkesin en çok konsantre olacağı noktanın burası olması lazımken en az konsantre olan nokta burası. Herkesin bir fikri var. Saygıyla karşılıyorum, dinliyorum. Futbolcu fikri var, başımızın üzerinde. Teknik direktör fikri var, başımızın üzerinde. Biri diyor ki, o gelirse ben maça gelmem. Haklısın diyoruz. Öbürü diyor ki, tam tersi, o gelirse ben gelmem. Bir başka arkadaşımız, ikisinden biri gelirse de gelmem. Peki, aynı görüşte olan arkadaşlarıma soruyorum. Hiçbirinin parayla alakalı bir düşüncesi yok. Görüşü yok ama. Kimse şunu demiyor. Bu kulübün 1 TL'ye geliri yok. Ben anlattığım zaman herhalde insanlara biraz şey geliyor. Böyle hani ütopik geliyor gibi düşünüyorum ben. Anlatamıyorum belki. Bu kulübün 1 TL'ye geliri yok. Kulübün nasıl döndüğünü söylemiyorum. Hani şey olmasın. Ama bu kulüp ilerliyor. Ve kulübün bu işlerden bir an önce çıkması lazım. Değerli Trabzonsporlardan ricam, tekrar ediyorum, üzerine basarak söylüyorum, rica ediyorum. Lütfen hep beraber bu işlere konsantre olalım. Lütfen herkes, bana değil, yani bana bir destekle alakalı benim bir şeyim yok. Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak için destek olsunlar. Yani bu işlerin yapılabilmesi için enerjiye sahip olmamız lazım. Enerjimizi ben başka işlerde, bende enerji bitmez bu arada, başka işlerle kaybedeyim lütfen demeyeyim. Yani öyle yılmam ben de. Daha hızlı götürebilirim bu işleri. Yani böyle olduğu zaman bir iş biraz daha yavaş ilerliyor. Buna gerek yok. Biz enerjimizi, sinerjimizi hep bir yere toplarsak, birbirimizle daha iyi konsantre olursak, bir an önce büyük Trabzonspor'u yaratmak için hızlı ilerleriz. Bu ekonomik değişimi yaşarız. Alt yapı demeyeceğim artık. Akademideki değişimi yaşarız. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim kurtuluşumuz, bizim değil sadece, Türk futbolunun kurtuluşu bunlara bağlı. Biz daha önce Türk futbolundaki değişimi sağladık Trabzonspor'a. Trabzonspor geldi, Türk futbolundaki değişimi Anadolu'dan çıkarak, şampiyonlukları alarak bir futbolda değişimi başlattı. Biz şu an tekrar ekonomideki değişimi de yaratmaya talibiz. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Başka başkan arkadaşlarım da soruyor bana, hani niye böyle bir şey diyorsun, seçim var. Ya biri benden daha iyi yapıyorsa ben yanında dururum. Maddi, manevi ne varsa veririm. Çok ne söylüyorum ya. Bundan sonra da bunu yapacağım ben. Bunda ne var? Ben Trabzonsporluyum. Yani biz bunu sonradan bulmadık. Biz o sokaklarda büyüdük beraber. Bu gerçekten çok anlaşılması lazım gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani insanların tüm yükünün, konsantrasyonunun burada olması lazım. Ya bunu hep beraber sağlayabilirsek gerçekten bir iş bucun altından çıkarız. Ha, onlar şunu söylüyorlar şu anda. Tamam, teknik direktör hakkında düşüncemiz var. Evet. Taraftar öyle, taraftar böyle. Yanlış transfer yaptın. Hoca yanlış geldi, hoca yanlış gitti. Arkadaşlar, çok güzel diyorsunuz. Hepinize saygımız var tabii ki. Başımızın üzerinde yeri var fikirlerinizin. Hepsini değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyoruz. Peki ekonomi hakkında fikriniz nedir? Sponsor lazım. Trabzonsporlu iş adamları arkadaşlarımı çağırıyorum ben. Benim bulduğum sponsorlar içerisinde bir tane Trabzonlu sponsor yok. Neredesiniz benim sevgili kardeşlerim? Abilerimiz, büyüklerimiz. Yani ben de o zaman böyle bir soru sorayım. Herkes soruyor ya, o ne oldu, bu ne oldu. Ben de böyle sorayım. Tüm bunlara rağmen hiç kimseye bir kırgınlığım, en ufak bir sistemim yok. Hepsinin başımızın üzerinde yeri var.
Hepsinin bu yaptıklarını da saygıyla karşılıyorum. Bir bildikleri vardır diyoruz. Bizim içeride bölünmeye değil, çoğalmaya, birleşmeye ihtiyacımız var. Ben bunu bölen, bu işi sıkıntıya sokan insan asla olmayacağım. Bundan önce, bundan sonra fark etmez. Bu makamlar gelip geçici. Ben bu makamı inşallah borçları bitirebilirsem, bir gün diyeceğiz ki biz de tamamdır. Değerli bir kardeşimiz de gelsin Trabzonsporlu, bizden daha iyisini yapsın. Ben bir yaptım, o üç yapsın, ben onu alkışlayayım. Yanında olayım. Benden maddi destek sesini vereyim. Manevi destek sesini vereyim. Ya bundan daha açıkta nasıl denir bilmiyorum. Bu yani Trabzonsporların bu yaklaşımı geliştirmesi lazım. Benim için değil. Benim yönetimim için de değil. Benim getirdiğim hoca için de değil. Bu makamlar geçecek. Yani diyorum, bugün Fatih gelecek, yarın Hüseyin gelecek, öbürsü gün Şenol Hoca gelecek. Hepsi bizim değerimiz. Ya o onu yapmıştı, bu bunu yapmıştı, bu böyleydi, bu öyleydi. Tamam, nasıl yapacağız o zaman? Yani ben şimdi Trabzon'a dedik, onu getirirsen ben sana kırılırım. Bunu getirirsen ben sana kırılırım. İkisi de gelse yine kırılırız. Hepsi bizim dostumuz. Ben de diyorum ki değerli kardeşlerim, hepsinden rica ediyorum sizden. Trabzonspor kim gelirse gelsin, hepsi Trabzonspor'un çok önemli değeridir. Hepsi bu formaya emek verdi. Kimisi şampiyonluk yaşadı. Kimisi gol kralı oldu. İnanılmaz golleriyle beraber şey yaptık. Gençliğimiz geçti bizim. Büyük saygı duyuyoruz. Ben Hüseyin Hoca'yla çalıştım. Büyük saygı duyuyorum. Büyük Trabzonsporlu. Ama yani ne fark ediyor? Bugün sen, yarın ben, yarın o, yarın bu. Biz bir yerde olmak zorundayız. Yani bunun hiçbir alternatifi yok. Ya yani böyle ayrışırsak, biz böyle ayrışırsak kolay yıkılırız. Akademi başkanım, evet, çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Yani yeni teknik direktörün de aslında bütün organizasyonu, yani siz nasıl kulüp ekonomisiyle ilgili çok radikal adımlar atarken aynı zamanda akademiden de oyuncuların, hani geçmişi de örnek vererek, Trabzonspor nihayetinde kendi evlatlarıyla başardı bu şampiyonlukları elde etti ve kendi altyapısından oyuncularla. Ya bu son dönemlerde double pass, evet, ama altyapıdan oyuncuları da her sene bir ya da iki tane A takıma dahil edecek, bunları oynatıp geliştirip sonra da satacak bir organizasyon ruhuna da sahip olacak bir teknik adamla mı çalışacak Trabzonspor yeni dönemde? Evet. Trabzon'un gerçeklerini bilen, Trabzonspor'un gerçeklerini iyi bilen, Trabzon'un gençleri iyi bilen, o sahalardan gelmiş, o toprak sahalarda büyümüş bir, inşallah bir Trabzonlu hocayla bunları yaşayacağız. Ben katılıyorum. Demin de bahsettiğim gibi Trabzonspor'un değişimi iki yerden geçiyor. Bir, ekonomik değişimi sağlaması lazım. İki, akademideki değişimi, yani akademideki potansiyeli ortaya çıkarması lazım. Değişim derken oradaki potansiyeli içerik atması lazım. Yani bu oyuncuların buraya sirkülasyonunun sağlanması lazım. Ama hazırken sirkülasyonunun sağlanması lazım. Eskisi olduğu gibi değil. Hadi 10 kişiyi gönderdim, altyapıdan 10 adam yolla değil. Altyapıdan gerçekten mental yapısıyla, kas yapısıyla, anlayışıyla, futbol anlayışıyla gerçekten olgunlaşmış, o bilgiyi, tecrübeyi almış gençlerin gelmesi lazım. Bu yol açmamız lazım, yani doğru gençlerin gelmesi lazım. Ve hazır gelmesi lazım ki onları da kaybetmeyelim. Evet. Bu hepsini beraber yapmak lazım. Şöyle bir ilave yapayım Sayın Başkan, yeniden teknik adam konusuna da dönmüşken. Şimdi yerli mi yabancı mı o da belli değil dediğinizde. Ağırlık yerli tabii. Ağırlık yerli ama yabancılarda da bir hemen isimler konuşulmaya başlanmış. Özellikle borçta olan isimler de konuşulmaya başlanmış. İşte Sleven Bilic bu ligi yanıkından tanıyan bir isim. Acaba bir teması oldu mu? Yok, olmadı. Ya da Edin Terzic'le bir teması oldu mu Trabzonspor'un? Olmadı. Önceliği yerli Trabzonspor. Şu anda temas oldukları var, oldu ama bu arkadaşlar değil. Peki devam edelim. Şimdi transferle ilgili soruları da sıkıştırıyor taraftarlar. Özellikle bir isim var ki tüm yaz konuşuldu. O evet, da onu açıyor. Evet. Bugün haberlerimizde de yer verdik. Trabzonspor gol yollarında sıkıntılar yaşadı. Ligin başlangıcında da, belki konferans evet, liginde de, Avrupa eleme maçları süresince de. Onaçu ile ilgili son durum nedir Sayın Başkan? Biz Onaçu ile alakalı bugüne kadar yaptığımız en büyük teklifi Onaçu'nun kulübüne yaptık. 6 milyon euro artı bonuslar, 8'i bulan bir teklif yaptık. Ama kulübü 15'te diretiyor. Hala diretiyor. Diretiyor. Ben yani oyuncunun elde kalacaklarını düşünmediğim için bir hafta içerisinde falan bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ama yani sonuçta bir parayı yakmayı göze alıp, onlar da
Sonuçta bir kendi kulüpleridir, bir yorum yapamam o konu hakkında. Ellerinde oyuncuyuz tabiiler ama biz talibiz hala, devam ediyor. Elimizdeki oyuncularla alakalı kadroda değişimler de olabilir yine ufak tefek. Ama bir yabancı daha içeriye kaçacakmış gibi biz hazırlığımızı yapıyoruz. Banza bugün... Evet, geldi. Serdar Saatçi başkanım. Evet, gündemimizde olan oyunculardan bir tanesi. Yani stoperde sıkıntı yaşıyoruz. Yani dün Savic'in eksikliğinde yine Mendy stoperde oynamak zorunda kaldı. Böyle bir eksikliğimiz var. Dolayısıyla bu eksikliği tamamlamak için böyle bir planlamamız var. Görüşürüz. Peki başkanım, yani tabii bu yeni gelecek teknik adamla birlikte belki de konuşulacak bir konu ama atıyorum siz baktığınızda şu anda takımın eksik olan özellikle bölgesi olarak mesela dün hatta size söylediğimde biraz şey yaptınız. Biz 8 numara yani işte box to box dediğimiz özellikle sahip bir oyuncu ve bir sağ kanat. Trabzonspor ya iki kanatta da oynayan bir oyuncu ihtiyacı şimdi, doğar mı? Yabancı sayımız tabii şu anda tam 14 yeni aldığımız yabancı ile beraber. Belki ilerleyen günlerde bir değişim olabilir mi yabancı sayısında bilmiyorum. Yani kulüplerin bu konuda sıkıntıları var. Bugün yine Sayın Beşiktaş Başkanı'na görüştüm. Onların da böyle problemleri var. Galatasaray'ın da böyle problemleri var. İlerleyen günlerde hep beraber bir başvurumuz söz konusu olabilir tekrar. Bir değişim olabilir. Sınırsız yabancı mı? Yok, sınırsız değil yani. Belki bir iki opsiyon daha verilebilir. Konuşulur. Konuşulabilir bilmiyorum. Bir değişim olabilir. Ama her halükarda biz hani bir yabancı daha hani olacakmış gibi planlamamızı yaptık. Tabii elimizdeki oyuncular var. Şu an bir bekleme gibi hafif yapıyoruz. Çünkü sonuçta yeni anlaşacağımız hoca bugün yarın netleşirse artık hani onun da görüşünü almak durumundayız bu konuyla alakalı. Yoksa zaten Trabzonspor'un hazırlığı çok öncesinden yapılmıştı ve bu görüşmeler devam ediyordu. Hani burada gizli saklı bir şey yok. Sadece alamadıklarımız arasında Muhammed Çam'ın artık herkes biliyor kulübüyle alakalı bir problem ortaya çıkmıştı ki kulübü problemi son dakikaya kadar götürdü aslında yani hala uzatmaya çalıştığı işi. Ama oyuncunun duruşu sayesinde geldi bize. İstenilen rakamları 3'te 1 rakamlarına geldi. Yine Onaçlı'yla alakalı bir sıkıntımız vardı. Onun dışında da biz zaten tüm transferlerimizi çok önce Nisan ayı içerisinde zaten bitirmiştik Mart'ta Nisan'da. O konuyla alakalı bir şeyimiz yoktu. Ama dediğim gibi bununla alakalı yine bugün yarın bazı değişiklikler olursa veya başka bir durum ortaya çıkarsa Trabzonspor Kulübü hazır. Ayrılıklar olabilir mi? Olabilir. İzleme ekibinin oyuncuları hazır. Tabii görüş almak lazım şimdi yine. Hani ne düşünüyorsun diye. Ama alternatif olarak listelerimiz bizde hazır şu anda. Yani hani kimle görüşüleceği, ne yapılacağı hepsi belli. Önümüzdeki yıl için bile belli. Açık konuşayım yani. Bitecek oyuncuların geldiğine, kimlerin geleceği bile şu anda bizde liste halinde hazır. Ama tabii ki yeni gelen hocamızın görüşleri alınarak hızlı bir şekilde devam edecek bunlar. Eksikler devre arasında tamamlanacak vesaire. Bu transfer süreci biten bir süreç değil. Bu transfer süreci sürekli yaşayan bir süreç. Çünkü birçok değişim olabiliyor. Oyuncuların mental değişimleri olabiliyor. Sakatlıklar oluyor. Hoca değişikliği oluyor. Hocanın farklı bir oyun görüşü oluyor. Bunlar var hayatta yani. Bunlar bu planlamanın içerisinde her zaman. Simon Banza ile ilgili şöyle bir parantez de açalım. Geçen sene 20 golü geçti Braga'da. Çok formda bir sezon geçirdi. Piyasa değeri 20 milyon euro civarlarında. Doğru. Sayın Başkan. Öyle bir hani bir cümleyle ifade ettik ama biraz daha açmak lazım ama aslında Banza'yı. Daha önce bizim tabii görüştüğümüz ama 25 milyon euro civarlarında bonservis beklentisi olan bir oyuncuydu. Ama işte oyuncuyla anlaştık. Daha sonra kulübü bu döneme girince kiralık verme şeyini kabul etti. Kiralık olarak bünyemize inşallah kaçacağız. Şu an işte son kontratlar gidip geliyor. Ama bir oyuncuyla kulübüyle bir sıkıntımız yok yani. Yalışmalar tamamlandı. Dolayısıyla önemli bir santrafor kattık bünyemize. Yani hani tartışacak bir durum yok. Ama tabii yeterli mi? Bunu hocamızın da görüşünü alarak devam edeceğiz. Bana sorarsan başkan olarak bir santrafor daha alma niyetindeyim. Ama tabii bu başkan düşüncesidir bu. Hocanın görüşünü almadan bugüne kadar sadece başkan olarak herhangi bir hamle yapılmaz bu işlerde. Ama bana sorarsan Trabzonspor'un bir santrafora daha ihtiyacı var. Peki transferin önemli bir bölümünü erken yaptığınız için mutlu musunuz? Çünkü bazen böyle son anlara doğru fırsat transferleri oluyor ya. Tüm kulüplerin kovaladığı, taraftarı heyecanlandıracak. İşte, tersi de olabiliyor. Evet. Tersi de olabiliyor. O terste yakalandığın zaman farklı şeyler ortaya çıkıyor. Bu sefer belli başlı maliyetlere katlanmak zorunda kalıyorsun. Bunun tabii ki doğru planlamasının biz... Daha önce transferlerin belirlenip, önce görüşmelerin daha önceden yapılıp sonuçlandırılması olduğunu düşünüyoruz. Ama her zaman bizim de aklımızda böyle dönemler için zaten bir iki tane bıraktığımız kontenjan var. Zaten o kontenjana bağlı olarak oyuncuları da alıyoruz. Şu anda durumumuz yoksa bizim yani hani işte Simon Banza'ya konuşulan 25 milyon euroya gidip Trabzonspor'un bu ekonomik yapısında verme ihtimalimiz yok. Onaçlı'ya 15 milyon euro verme ihtimalimiz yok. Bunlar da Trabzon'un gerçekleri. Çünkü oyuncu maaşıyla şeyle bitmiyor bu iş. Yani İşte 16'ya 15 milyon verirsen 3 yılda sadece bonservisten yıllık 5 milyon maliyet geliyor.
İşte oyuncuya da 2,5-3 vereceksin. Yıllık maliyeti 8 milyon. Yani bu hani çok önemli rakamlar. Bizim şu an itibariyle hep ekonomi diyoruz. Verebileceğimiz rakamlar değil bunlar yani. Bunlar şu ortamda hayal. Ama dediğimiz ekonomik hamleleri gerçekleştirebilirsek, tüm Trabzonsporlular bu hamlelerin yanında durursa, hamlelerin yanında, benim yanımda değil, hamlelerin yanında durursa, ekonomik gerçekliğin yanında durursa, hep beraber bizim aşamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim yine bunların dışında yine İstanbul'da geliştirdiğimiz iki tane önemli proje var. Şimdi buradan tabii arazi anlamında konuşuyorum. Yani Kartal'ın dışında, yani bu gerilerin içerisinde bahsettiğim Kartal yok. Biz Kartal'da da bir projeye şu anda devam ettiriyoruz. Ama onun dışında yine İstanbul'da iki tane, Trabzon'da bir tane önemli mülk üzerinde Trabzonspor'un görüşmeleri devam ediyor. Bakın şöyle gelirken biz neler oluyor tabii insanlar pek şey yapmıyor. Bizim genel müdürümüz Sinan Bey'in ekibinden bir bilgi aldım. Geldiğimizden beri Trabzonspor için ödenen para burada 1 TL kredi kullanılmamıştır. Yani Trabzonspor'un değil diğer bankalar birliği anlaşmasına giren kulüplerin hiçbirinin bir yerden kredi kullanması mümkün değil teknik olarak yani yasak var. 7.1 milyar TL para ödenmiş. Hani insanlara belki şey geliyor 7.1 milyar TL filan. 7.1 milyar TL bu kasadan para çıkmış. Yani yaklaşık olarak 68 dosya UEFA'da FIFA'da oluşacak 68 dosya kapatılmış. Bu 68 dosyanın tamamı Avrupa'dan men ve transfer yasağı içeriyor sonuçta. Bu dosyalar, bu paralar ödenemeseydi ve bu dosyalar bizim ki aleyhine sonuçlanacak alternatifi yok para ödemediğin için. Buradan oluşabilecek tazminatlarla beraber şu an biz 15 milyarın üzerinde bir borcu konuşuyorduk. Yani tabii ki biz yaptığımız her işin doğru olduğunu söylemiyoruz. Bunlar yanlış anlaşılmasın. Buralar hepsi eleştiri makamı. Hiçbir şey yok. Bir sıkıntı, problem yok. Hepsi başımızın tacı. Hiç bunlarda bununla alakalı bir yorum yapmıyorum. Ama yani bazı şeylerin de biraz görülmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Tabii değerli kardeşlerimiz var, abilerimiz var, şehrin bürokratları var. Bunlar görüyorlar, durumu anlıyorlar falan vesaire. Belki biz eksik anlatıyoruz dışarıda. Belki tam anlatmıyoruz. Bazı rakamları vermek lazım belki tam olarak. Daha açıklayıcı olabilir. O yüzden şimdi rakam veriyorum. Trabzonspor bu işin büyük yükünü ödedi. Şimdi önümüzde bir SBK başvurumuz var. Trabzonspor arkasını doldurduğu çok önemli bir Kartal projesi var. Bunları aldık, biz bitirdik. Yine Trabzonspor tesislerinin yanındaki çok önemli bir 40 dönüm araziyi bünyemize kattık. Dediğim gibi İstanbul'da çok önemli iki arazi üzerinde, Trabzon'da bir arazi üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor. Trabzonspor ekonomik olarak gerçekten çok önemli şeyler katmaya başladı. Çok değer katacağız biz bu işlere. Ya çok önemli gelişmeler yaşayacağız beraber. Trabzonspor'u ilk defa belki bu işler bittiği zaman Bankalar Birliği'nden çıkan kulüp olacak. Bu 600-650 milyon neyse artık yani küsuratları gidip geliyor, değişiyor rakamlara göre, ödemelere göre. Buna benzer bir faiz yükünden kurtulacak. Eğer bunları başaramazsak, bugün Trabzonspor 30-35 milyon euro bütçelerde bile çalışsa, bunun üzerine vergisini koyduğu zaman, işletme maliyetlerinden kastım seyahatler, personel maaşlarını falan koyduğu zaman, eksi 50 milyon euroda. Değerli iş adamları, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunları iyi anlar. Bu paralar, bu piyasalarda böyle kolay kolay bulunabilecek paralar değil. Elimize geçecek olan fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Tüm Trabzonsporluların bu işe sahip çıkması gerekiyor. Hep beraber bu işe sahip çıkarsak, bu işleri açtıktan sonra, ya gerçekten önemli değil. Ertuğrul yönetir, Ahmet yönetir, Mehmet yönetir, X yönetir, Y yönetir. Önemli değil. Şu birlikteliği sağlamamız lazım. Gerçekten değil. Ne olur ya yani hep beraber şampiyonluk sevinci yaşayacağız. Ben 5 yaşındayken de bunu yaşardım. 20 yaşındayken de yaşardım. O zaman şampiyon olamazdık gerçi. Giderdik, kupa alırdık, o bu filan. Çok büyük mutluluk duyardık yani. Ne olabilir ki bunun yani ne tarafında bir kötülük olabilir? Ya bunları gerçekten bu camianın bir araya gelmesi gerekiyor bu konularda. Teknik direktör konusu da aynı. Fatih Hoca da bizim. Hüseyin Hoca da bizim. Şenol Hoca da bizim. Fatih Hoca ben hayranıyım, demin de söyledim. Hüseyin inanılmaz delikanlı, beyefendi, çok iyi bir kardeşimiz sağ olsun. Beraber çalışma fırsatımız oldu. Şenol Hoca benden tabii çok büyük yaş olarak o şey anlamında ilk defa yani çalışma fırsatı olmadı ama ilk defa çalışacağız. Ve şey nasıl söyleyeyim? Çok önemli değerler. Türk futboluna hepsi çok önemli şeyler katmışlar. Kimseyi değersizleştirmeden, kimseyi kırmadan,
kimsenin canını yakmadan, kimsenin ailesini üzmeden hak etmemiz gerekiyor. Şu üçü bir arada çalışsa başkanım. Ne güzel olur, müthiş olur. Müthiş olur. Yani inanılmaz bir şey olur Trabzonspor. Yani herhalde yani bir hafta rahat uyku uyurum. Daha girelim. Bunlar, gerçekten şöyle bir şey de var yani. İnsanlar şöyle bir, nasıl söyleyeyim ya. Yani işte konuşuyor, arkadaşlarımız da yazıyor. İşte sen demin söyledin. Başkaları da arıyor, soruyor, konuşuyor, ediyor. Gerçekten yani ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle tabii olaya ben bakıyorum. Biz oralarda büyüdük, o tribünlerde büyüdük, o şehirde büyüdüm. Hı hı. İşte Merkez Postanesi'nin yanında büyüdüm ben. Tam merkezinde, merkezi Çarşı Mahallesi. Gençliğim, ben 4-5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Tamamını şehrin hepsi abimiz, kardeşimiz, değerli dostlarımız. Hepsi farklı bir görüş içerisinde. Dediğim gibi hepsine saygımız var. Ama kim gelirse gelsin, onların da o makama saygı duyması gerekiyor. Kesinlikle. Benim hepsine saygım var. Hepsi kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Başımızın üzerinde yeri var. Ama biri gelecek buna. Biri bunu yapacak yani. Hani çok güzel fikir. Üçü beraber yapsa keşke diyorsun. Muhteşem olur ama yani belli başka görevlerde belki hepsi bir arada olabilir. Bütün tartışmalar bir yani, anda biter başkanım. Bilmiyorum, değil olmaz. Yani çünkü ya, şöyle da... ben bakıyorum. Ya Şenol Güneş'i zaten tartışmaya gerek yok. Trabzonspor'un tarihindeki bütün başarılarda hemen hemen var. Oyuncu olarak var. Şampiyonlukta var. Kaybedilen şampiyonluklarda var. %100. Yani milli takımı dünya üçüncüsü yapmış. Yani gittiği her yerde Beşiktaş'a gitmiş, şampiyonluklar kazandırmış. Avrupa'da başarı elde etmiş. Keza Fatih Tekke bu kulübün efsane oyuncularından bir tanesi. %100. Ben çok severim, hayranıyım. Yani onun da işte yurt dışında o başarıyı yakalamış, UEFA kupası kazanmış. İşte o UEFA şampiyonluğunu kazandığı zaman o kupanın da oyuncusu seçilmiş bir isimden bahsediyoruz. Ne bileyim, Hüseyin Hoca keza öyle. Haliyle yani tabii insanlar yani bu ortamda kimseyi memnun edemez. Hangi tercih yaparsan yap başkanım, memnun olmayan mutlaka bir taraf olacaktır. Ben buna saygı duyuyorum. Evet. Ben tek bir şey istiyorum. Rica ediyorum. İstemiyorum. Tüm Trabzonsporlulardan rica ediyorum. Değerli büyüklerimizden, değerli kardeşlerimizden rica ediyorum. Bu makama kim gelirse gelsin. Başkanlık makamına kim gelirse gelsin. Teknik direktör makamında kim oturuyorsa otursun. Lütfen o makamlara karşı, şahıslara değil, makamlara karşı lütfen saygılı olalım, kırıcı olmayalım. Onların ailelerini, çocuklarını, evlatlarını, kardeşlerini rencide edecek işler içerisinde olmayalım. Tek ricam bu. Başka bir talebim yok. Başkanım tabii bu ekonomik yapılanmayla ilgili çok doğru adımlar atarken diğer taraftan da bu transfer politikası da biraz aslında hani orada da bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu görülüyor. Çünkü bazen hakikaten oyuncuyu alıyorsun. Yani şimdi diyelim Sayın Abdullah Avcı gitti. Bir veda edildi falan. Şimdi dolayısıyla yani bu Abdullah Avcı'nın kurduğu bir takım. Sonra orada bir başarı elde edilemeyince maalesef, ki maalesef demek durumundayız. Çünkü hani sonuçta biz de üzülüyoruz yani. Herkes başarılı olmak için bir göreve talip oluyor ve bu yapılıyor ama mesela gitti şu anda ve yeni gelecek olan teknik adam bu kadroyu kurmamış oluyor dolayısıyla. Yani Trabzonspor kendi değerleri ve kendi bir kültürü, bir kulüp politikası aslında bunu yaptık zaten. Haline gelmesi şöyle özetleyeyim. Gerekmiyor mu? %100 gerekiyor zaten. Çünkü bu kadar emek harcarken öbür taraftan hani bunu da çok doğru bir şekilde dengelemek lazım. Bunun oluşumunu geçen yıl başlattık biz. Bu şöyle, artık kulübün bir hafızası var. Bir izleme hafızası var. Bir oyuncu hafızası var. Ben demin hanımefendinin sorusunda hemen üzerine söylemiştim. Şu anda Trabzonspor'un önümüzdeki yıl bile bünyesine katabileceği oyuncular belli. Sürekli izleniyor. Yurt içi, yurt dışı izleme ekipleri tarafından değiştirilerek izleme ekipleri izleniyor. Bu transferler yapılırken de bu transferler kulübün izleme ekibi tarafından önerilen, hocanın kabul ettiği transferler oldu. Ama çoğunluğu scout ekibinin. Scout ekibinin bulduğu, gördüğü, izlediği, olumlu rapor verdiği ve hoca tarafından seyredildikten sonra da onaylanan oyuncular alındı. Şu başkanım, siz şöyle bir şey söylemiştiniz. Ben scout ekibinin imzalamadığı hiçbir oyuncuyu almayacağım. Doğru. Onların içinde yok mu öyle bir oyuncu? Tabii şöyle herkes bakıyor şimdi. Hani burada hemen, işte oradan daha iyisi olmaz mı? Tabii ki daha iyisi olur. Parayı verdin mi olur. Parayı vereceksin. Paran var mı? Olduğu para kadarıyla bu. Ben borçları bitirirsem, o faiz yükünden kurtulursam yılda 600 milyon, 650 milyon.
O zaman ben orada daha iyisini almayı biliyorum. Benim orada akla ihtiyacım yok yani. Benim ekibim de aklı yetiyor, benim de aklım yeter. Para. Paradan haber veren yok. Onu demin de söyledim burada yani. Al, okey al. Almak kolay. En fazla 500 lira önce 7 verirsin gelir. Değil mi? Kulübe istediği parayı verirsin gelir. Peki ödemesi? En önemli konu ödemesi. Biz şampiyon olduk. Benim de içinde bulunduğum, benim de eksikliklerimden kaynaklı her yerde söylüyorum. Tekrar edeyim tekrar. İki maaş oyunculara zor ödeyebildik. Sonra sistem patladı. Ya o takım o kadar da kötü takım değildi ama maaşlar ödenemeyince, o olunca, bu olunca sıkıntılar yaşandı. Dolayısıyla önce ekonomik tablo. Önce ekonomi düzeltmen lazım. Ya bu işin ana şalteri, bu işin ana beyni ekonomi. Her işin ekonomi. Tabii. Para olmayan bir şirketin faaliyetlerine her sene iyi bir şekilde devam edebilmesi mümkün mü? Özel hayatında, normal hayatında, iş hayatında bunlar olmadan herhangi bir sağlıklı yaklaşım, sağlıklı bir oluşum veya iyi bir potansiyel gösteren birini gördünüz mü? İş yerinde maaşını vermediğin adamı çalıştırabiliyor musun? Ya burada da maaşını vermediğin oyuncudan performansına göre bekleyeceksin. Bunların da sonuçta işi profesyonel futbolcu ve bu maaşları almak. Bunun için geliyorlar Trabzon'a. Sayın Başkan, sona doğru yaklaşırken biraz daha sorulara bakıyorum. Mendy ile ilgili çok fazla soru gelmiş. Şöyle, son dakikada teklifler geldiği hep konuşuluyor, doğru, söyleniyor. Ama sizin kabul etmediğiniz sanırım. Doğru. Doğru. Teklifler geldi. Takım vermeyeyim. İtalya'dan bir kulüpten geldi. Ama kabul etmedik. Daha yüksek bir rakam bekliyoruz. Ne kadarlık bir teklif? 20 ve üstünü bekliyoruz. 20 ve altında bir teklif geldi. 20'nin altında bir teklif geldi. Evet. Yani 15'in altında geldi, 15 civarlarında bir teklif geldi, açık konuşayım. Yeni hocayla beraber 20 ve üstü gelir bu mi? Bu beklenti başka? İçerisinde olduğumuz bir oyuncu. Yani inşallah yeni gelen hocamız oyuncuların performansında şu an, çünkü yani aşın doğrusunda oyuncularımızın performansından memnun değiliz. Yani geldikleri ülkedeki performanslarını şu an bizde gösteremiyorlar. Bu bir gerçek. O performanslarına geldikleri zaman içerisinde kattığımız önemli genç oyuncular var. Yerli yabancı. Biz hepsinden buna benzer satışlar yapacağımızı ve Trabzonspor'u geri getirecek halinde oluşturacağımızı düşünüyoruz. Eski bir yönetici abimiz yazdı bana başkanım. Evet. Şöyle bir şey diyor. Ekonomik yapılanma anlamında söylediklerinin tamamına katılıyorum başkanın. Ve yıllardır da bunu savunuyorum aslında dedi. O konuşuyorken kendim konuşuyormuş gibime geliyor ama ufak da bir eleştiriyi de altına koymuş. Tabii ki. Sadece ödenen bu paralarla bu yapı sürdürülebilir değildir diyor. Ya biraz bu oyuncularla ilgili söylüyor, evet, yani. Şimdi dediğim gibi doğru söylemiş. Bu paralarla bu yapıları biz nasıl sürdürebiliriz? Benim demin bahsettiğim projeleri bizim devreye almamız lazım. Demin bahsettiğim üstü kapalı. İstanbul'da iki önemli arazi. Trabzon'da bir arazi üzerinde kulübün çalışmaları devam ediyor. Yeni havalimanının yanındaki yerimizde 40 dönüm arazi aldık. Burada başka bir şey konuşacağız inşallah. Bunları yaptıktan sonra biz ancak bu gelir seviyesine kadar gelen yerlerde dengeyi sağlayabiliriz. Yoksa ben gelir getirici sabit, çok doğru bir yere değinmiş, sabit gelirleri buraya koyamadığım müddetçe bu taraf her zaman eksik olacaktır. Bu hayatın gerçeği. Ya birileri gelecek buraya, ya verecek, saygı duyarım, veya proje getirecek, sponsorluk getirecek. Aksi takdirde şu an kulübün sabit gelirleri bunu karşılama yetmez. Ama biz Kartal'la inşallah buna benzer bir operasyon yapacağız. Oradaki görüşmelerimizi inşallah Eylül ayının sonuna, ekibin başına doğru belli bir yerlere getirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyor. Tabii burada bunları söylüyorum. Sonuçta bunların hepsi belli izinler dahilinde ilerleyen işler. Bunlarda zaman zaman gecikme olabiliyor, zaman zaman daha erken bitirebiliyorsun. Ama çok ciddi bir proje üzerinde Kartal'da çalışıyoruz. Becerebilirsek çok önemli bir gelir kalemini daha Trabzonspor'a katacağız. Diğer o arazilerin tahsisini alabilirsek oralarda da farklı projelerimiz var. Ama bu dediğim gibi bizim yani başkanlığım benim işte bir yıl yani biraz geçtik. Yani bu hani aldım da bunu verdim, bir sihirli değnek verdim aldım, tüm paralar bize geliyor. Böyle bir sistem yok. Yani tüm niyet, iyi niyetimle yapmaya çalışıyorum. Eksiğimiz yok mudur? Muhakkak ki vardır. Yani muhakkak ki vardır. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu tersi de iddia edilemez. Ama ricam şu. Ben diyorum ki ben çok daha hızlanabilirim. Trabzonlu abilerimiz, Trabzonlu kardeşlerimiz bir telefon kaldırıp bize destek verirse
Hep beraber bu Trabzonspor'u bir yere taşırız. Ben de çıkarım tek tek isimleriyle, şahıslarla teşekkür ederim. Hepsini söylerim. Yani bizim yani bu o yaptı, bu yaptı bir şeyimiz yok ki. Yani benim senin diye bir şey de yok. Bu hepimizin Trabzonspor'u. Yani bu şehir Anadolu'dan çıkmış. Çok önemli şeyleri başarmış. Çok önemli şeyleri imza atmış bir şehir. Ya bu şehir hepimizin büyütme çabasında olmamız lazım. Zaman zaman benim eksik işlerim olabilir. Zaman zaman benim hatalı işlerim olabilir. Ama şunu ortaya net bir şekilde koymamız lazım. Bizim hep beraber hareket etmemiz lazım. Her konuda beraber hareket etmemiz lazım. Şehirlerimizin değerlerini, eski başkanlarını, yeni başkanlarını, bundan sonraki başkanlarını hepsine saygı duyması lazım. Burada bir gül bahçesi yok. Ya buraya gelen herkes çok önemli zararlar görüyor. Çok önemli şeyler çekiyor. Çok önemli şeyler çekiyor ya. Ben şimdi daha iyi anlıyorum bunları. Bu böyle bir iş değil. Yani insanların kafasında ne var bilmiyorum. Ama bu böyle bir dünya yok burada. Burada uyku uyumak yok. Burada sağlığını kaybediyorsun. Burada paranı kaybediyorsun. Huzurunu kaybediyorsun. Bu bu. Ama en büyük sevinçleri de yaşayabiliyorsun başkan. Keşke. Zaten onlar olmasa gibi. Onlar olmasa bu iş yapılır mı? Yapılmaz. Zaten tek tesellisi bu. Yani şöyle benim mesela hani sizin kadar param olsa ben asla kulüp başkanlığı yapmam. Teşekkür ederim. Yani ama hayatta hiçbir zaman sizin kadar biraz, hayatta hiçbir zaman sizin kadar param olmayacağı için rahatım problem yani. Yok diyorsun. Bunu kendi aramızda konuşurken sık sık dile getirdiği için o rahatlıkla tekrar bakın, size de dile getirdi Sayın benim Başkan. Rahmetli Bülent Dayı'nın bir lafı vardı. Yeri gelmişken tam sen biliyorsun o konuları. Her zaman şunu derdi bana. Asla hiç kimse, buna dedi ben de dahil, sen de dahil, eskilerde, yenilerde dahil. Bundan sonra da olmayacak. Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük bir değer Trabzonspor'a katamaz. Bu dedi mantaliteyle yola çıkarsan, o dedi denilenler çok seni etkilemez. Ben ona bakıyorum. Trabzonspor bize çok eleştiri var, çok hakaret var. Affedersiniz çok küfür var. Hepsine taraftardır, saygımız var. Bir şey diyemiyorsun yani, bir şey dememen de lazım. Bu şey makamıdır. Küfürlerle alakalı durumuna göre biraz değişebilir ama yani ağırlıklı dememek gerekiyor. Saygı çerçevesinde saygı olması kabullenmiş. Ama şu çok önemli. Tekrar tekrar söylüyorum, üzerine basarak söylüyorum. Bu makamlardaki insanlara bu şekilde bu kadar üzerine gitmenin çok bir manası ve mantığı yok. Çünkü kimse burada dediğim gibi gül bahçesinde değil. Her gelen başkan buradan sıkıntılı ayrıldı. Kimi başkan maça gelmiyor, kimi başkan Trabzon'a gelmiyor, kimi başkan onu yapmıyor, kimi tabii bana böyle ben böyle bir şeyden yılmam tabii yani bu arada hani ben öyle bir şeyim yok yani benim içimdeki enerji ve aşk başka bir seviyede. Herkesinkini saygıyla karşılıyorum ama dediğim gibi ben bu konuda elimden gelen her şeyi yapıp biz şehrimizi bir yere taşıyacağımızı düşünüyorum. Tam bu ara gelmişken tabii atlamayayım unutmayayım. Hani destek yok derken eski başkanlarımız da sağ olsun yeri geldiği zaman arıyorlar, konuşuyorlar, anlatıyorlar. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bana her zaman aramıştır, sormuştur. Sıkıntılı günlerde yanımızda olmuştur, destek vermiştir. Bunu söylemem gerekiyor. Yine Sayın Sadri Bey de buna benzer yapmıştır sağ olsun. Sayın Nuri Albayrak her zaman arar sorar, işte bize yardımcı olmaya çalışır. Dün Sayın Muharrem Usta aradı beni. Sağ olsun. Çok önemli bir aramızda güzel bir konuşma geçti. Ona da teşekkür ederim. Bunlar güzel şeyler. Faruk Özak. Sayın Faruk Bey pardon. Her zaman Sayın Faruk abi. Bu artık ona başkan olarak bakmıyoruz. Yani abimiz, aile gibi. Aile gibi. Ona her zaman. Bunlar çok önemli şeyler. Güzel şeyler. İnsan bir nevi olsun bir 5 dakika rahatlıyor. Ama 5 dakika sürüyor. Olsun ama 5 dakika da önemli 5 dakika. Rahatlıyor. Hepsine teşekkür ederim. Bizim bir camiamıza çok eleştiri dediğin gibi şeyler falan var. Asla bir kırgınlığımız söz konusu olmaz. Hepsi benim kardeşim, hepsi Trabzonsporlu. Hepsinin asıl ve ana niyeti Trabzonspor'un başarılı olması, başarıya gitmesi, yeni şampiyonluklar görmek. Benim de niyetim o. Niyette bir farklılıklarımız yok. Ama işin gidişatında eksiklik yok mudur? Muhakkak ki söylüyorum bizim de eksiğimiz, gediğimiz vardır. Ama niyetimiz iyidir. Dolayısıyla tüm Trabzonsporlu kardeşlerimden, şahsıma değil ama bulunduğumuz dönemde yönetimde kim varsa o yönetime, teknik direktörlük makamında kim varsa o teknik direktöre, bundan sonrasında da her zaman yapılması olduğu gibi destek olması. Başka bir şey istemiyorum. Çok teşekkür.
Bir bayağı mesaj geldi, bir şey söyleyeyim. Yani Şenol Güneş, Fatih Tekke, Hüseyin Çimşir'den bahsedince biraz herhalde Hüseyin Çimşir'in ismini fazla kullanınca sanki Hüseyin Çimşir açıklanacakmış gibi bir bazı şeyler geldi. Hüseyin Çimşir bizim kardeşimiz dedin. Eyvallah. Camianın değerlerini camianın değerleri olarak saydınız. Hüseyin Çimşir de yarın bir gün bu görevlerde olacak. Mutlaka öyle ama biraz herhalde orada yanlış bir algı oluşmuş. Yok, onu bir düzelteyim. Şu an için... Bir de ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde mesaj aldım. Yani... Biz hocayı açıklamanızı bekliyorduk açıkçası bu programda. Evet. Dün bahsettiğim gibi biz yönetim kurulumuzda bir görüşmeler yapıyoruz. İnsanlığın anlattığı gibi de bir hocayla anlaşılmış, gidilmiş bir durum söz konusu değil. Belki yarın olacak ama bugün yoktu. Biz doğruyu söyledik. Perşembeye kadar olacak gibi. Yani evet, öyle gözüküyor şu anda ama dediğim gibi dün zaten bunu resmi siteden açıklamıştık. Ama şu, yani perşembe günü takım toplandığında Trabzonspor niyetimiz o yönde. Yeni hocayla büyük ihtimalle çalışmaya başlayacak. Niyetimiz o yönde. İnşallah. Niyetimiz o yönde. Hayırlı olsun hem camia için hem sizler için. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Tüm sorulara içtenlikle yanıt verdiniz. Evet. Trabzonspor taraftarları da memnun sorulara yanıt verdiğiniz için. Onların da teşekkürünü iletmiş olayım ben. Nacizane Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Bu arada size de mutlu yıllar sevgili Ceyda. Çok yeni yaşınız kutlu olsun. Evet, iyi seneler. Çok teşekkür ederim. İnşallah sağlıklı mutlu bir yıl olur. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Olarak izin verirseniz tabii ki buyurun, ben Trabzonspor taraftarına dediğim gibi Trabzonlu abilerimize, kardeşlerimize aynı şeyleri tekrarlıyorum gibi geliyor belki ama çok önemli. Rica ediyorum. Gerçekten hepsinden tek tek rica ediyorum. Kim olursa olsun hocanıza, hocalık makamına, bu makamda kim oturuyorsa otursun, sahip çıkalım, yanında olalım. Bugün benim olmam hiç önemli değil. Yarın başkası olur, ben ona sahip çıkayım. Sizler sahip çıkın. Hocamıza bugün hep beraber sahip çıkalım kim olacaksa. Yarın kim oluyorsa ona hep beraber sahip çıkalım. Bizim başka yolumuz yok. Lütfen bu kültürün bir an önce Trabzonspor camiasında oturması lazım. Herkese selamlar, saygılar. Çok yolumuz teşekkür ederim. Yolumuz Trabzonspor dedi Sayın Başkan. Aynen. Ulaş Özdemir, başka çok yolumuz teşekkür yok. Ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim biz A Spor ekranlarında gündem özeli noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.